Karşı mahalle ekranlarından merhaba. Bu ilk programımız Karşı Gündem'le karşınızdayız. Karşı mahalle normalde sosyal medya hesaplar üzerinden sadece haber, özel haberler yapan, özel içerikler üreten bir internet portalıdır. Ve artık programlarına başlıyor. İlk programımızı 8 Temmuz 2018 tarihinde Kapıkule'den İstanbul'a hareket halindeyken kaza yapan ama sonucunda bir katliama dönüşen Çorlu tren katliamı ailelerinden Oğuz Arda Selin annesi, aynı zamanda Hakan Selin de eşi Mısra Öz'le birlikteyiz. Bir yılı aşkın süredir ailelerin verdikleri mücadele sonuç vermeye başladı. Bir yıl sonra ilk duruşması 3 Temmuz tarihinde Çorlu Adliyesi'nde gerçekleşti. Fakat duruşma görülemeden mahkeme heyeti davadan çekildi ve 10-11 Eylül tarihlerinde ikinci duruşması daha büyük bir salonda, Halk Eğitim Merkezi'nde görüldü. Biz detaylarını Mısra Öz'den dinleyeceğiz. Aynı zamanda davanın avukatlarından Sevgi Evren ve BTS Birnoğlu Şube Başkanı Sadık Kısa'dan VTR'lerimiz var, röportajlarımız var. Onları da program akışı esnasında sizlere sunacağız. Mısra Hanım hoş geldiniz. Merhaba, yayınımıza. Hoş bulduk. İlk yayınımız Karşı Mahalle'nin. Hı hı. Ve ilk yayınımızda aslında Karşı Mahalle'nin tam da kendisini tarif ettiği, hı hı, biz ötekilerin tarafından yayın yapıyoruz diyen bir, hı hı, internet portalıdır. Bir yayın çizgisi izliyor. Siz de hem Oğuz Arda'yı, aynı zamanda eşinizi kaybettiğiniz, hı hı, aslında Türkiye'nin taşımacılık konusunda önemli bir yerde duran bir katliamın bir tarafısınız, hı hı, aynı zamanda. Bir daha katliamlar olmasın diye, evet, bir mücadele yürütüyorsunuz. Öncelikle 8 Temmuz'a bir dönersek, kısaca sizden o günü alalım. Öncelikle ilk programınız hayırlı olsun. Evet, bir taraf olarak, bir katliam tarafında bulunan bir anne olarak 8 Temmuz'a geri döndüğümde söylenebilecek en büyük şeyin acı olduğunu dile getirebiliyorum. Çünkü 8 Temmuz'da biz her birimiz kaybettiğimiz canlarımızı evlerimizde beklerken onların devrilen trenlerinin haberini sadece çok kısa bir şekilde televizyon ekranlarından öğrenip daha sonra iletişimimizin koptuğu ve kendimizin olay yerine giderek onlara ulaşmaya çalıştığımız, çabaladığımız ve sonunda çok büyük acılarla karşılaştığımız bir gündü 8 Temmuz günü. Çünkü biliyorsunuz olayın yayın yasağı vardı ve artık haber alınamıyordu. Jandarmaya soruyorsunuz, jandarma hiçbir şey bilmiyor. Tamamen bir organize eksiklik, ilk yardımdan tutun da haberleşme üzerine. Ve orası curcuna, orası bir katliam yeri. Ne yazık ki biz de kötü bir gün olarak, tarihin en kötü günlerinden biri olarak hafızamıza ne yazık ki kaydettik. Biz de bu katliamın bir parçası olarak. Hı hı. Şimdi bir yıl geçtikten sonra duruşma, hı hı, ilk duruşması kısmen başladı diyelim, çünkü görüldü diyemeyiz. Hı hı. Bir yıllık bir hukuk mücadelesi de, hı hı, verdiniz ki bunu devam ettiriyorsunuz. Hı hı. Neden bir yıl sonrasına ertelendi ve arkasındaki süreç gelişti? Yani şöyle, ne yazık ki bizim ülkemizde bu tür olayların davasının görülmesinin zaman aldığı, hele ki bu katliamda takdir ederseniz ki 340 yolcusu olan, kayıtlı yolcusundan bahsediyorum. Trende 500'ün üzerinde yolcu olduğu zaten bilinen bir gerçek. Ve 25 kişinin öldüğü bir
katliamda tabii ki hazırlık süreci uzun sürecektir. Fakat şunu görüyoruz ki biz bir yıldır adalet çığlığımızı atarken özellikle şunu vurguluyorduk. Yeterli araştırma yapılmıyor. Bilir kişiler yanlı kişiler. Raporun doğruluğundan emin değiliz. Güvenmiyoruz. Ve her yerde bunu dile getirdik. Ve bir yılın sonunda işte dediğiniz gibi mahkeme heyeti ilk duruşmadan geri çekildi. Daha sonrasında 10-11 Eylül tarihlerinde duruşmanın ikincisi ve üçüncüsü görülebildi. Ama tekrar baktığımızda aslında son duruşmada çıkan kararda 10 Aralık 2019 tarihinde dördüncü duruşmanın görüleceği çıktı ortaya. Ve bu bir yılda yapılamayanların Aralık ayına kadar yapılması beklenildi. Yani tekrardan olay yerinin keşfi, yeni bilirkişilerin seçilmesi, bilirkişi raporunun yeniden hazırlanması. O zaman dönüp baktığımız zaman biz bir yıl içinde adalet çığlığı atıp hiçbir şey yapılmıyor, sesimizi kimse duymuyor, bu raporlarda hata var, eksik var, delillerde karartma var diye bağırırken aslında haklı olarak haykırışımızı dile getiriyorduk. Bakalım bundan sonrasında göreceğiz. Şimdi 10 ve 11 Eylül tarihlerinde görülen duruşmada uzun da bir duruşmaydı aslında. Evet. 15-16 saati deri bulan bir duruşmaydı. 4 sanık yargılanıyor. Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yılmaz ve Celalettin Çubuk çabuk yargılanıyor. Şimdi oradaydık, duruşmayı izledik. Hı hı. Özellikle sanıkların beyanatlarını dinledik. Orada başka bir tabloyla da karşılaştık. Evet. Biraz oradan bahsedebilir misiniz? Yani şimdi baktığımız zaman karşımızda duran 4 tane sanık aslında figüran olarak getirilmiş sanıklar diye nitelendirdim ben. Çünkü yani hepsi için geçerli olmamakla birlikte Celalettin Çubuk'un bir demir yolu işçisi olduğu, üstlerinden talimat almadığı müddetçe bu koltuktan o koltuğa geçme yetkisinin bile olmadığı ve görevini ihmal edemeyecek bir en alt düzey çalışanın, işçinin o mahkeme salonunda gerçekten işi yoktu. O ne yazık ki bizim önümüze atılmış bir figürandı. Diğerlerine baktığımız zaman özellikle vurguladıkları bir şey vardı ki biz gelen talimatları yaparız, uygularız, gelen talimatları raporlarız. Biz raporlamamızı yaptık ama Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, bağlı olduğumuz müdürlükler genel müdürlüğe bağlıdır ve talimatlar genel müdürlükten gelir. Bize bir talimat gelmedi ya da bizim raporladığımız dilekçeleri, raporları değerlendirmediler, ciddiye almadılar şeklinde. Aslında üst yönetimin kusurlarının, ihmallerinin olduğu açıkça dile getirilerek orada konuya dahil edildi. Şimdi bakıyorum mutlaka o üç kişinin de, yani Celalettin Çubuk haricinde olan üç kişinin de mutlaka eksiği ya da kusuru vardır. O ayrı bir konu ama buradan baktığımız zaman bu demiryolu çalışanı, 4 memurun yapabileceği bir ihmal değil. Yani demiryolu işçileri karar veremez oradan yol bekçilerinin kaldırılmasına, ihalenin kaldırılmasına ya da yol oradaki 3 çalışanın, 3 personelin, 3 sanığın diyelim bir yetkisi yoktur bütçe kullanmaya. Bunların hepsi genel müdürlükten, genel müdür tarafından, yani bütçe genel müdürlük tarafındadır. Personel alımı, çıkartılması genel müdürlük tarafındadır. Bunların hepsi genel müdürlükten çıkan, alınan kararlardır, yönetimsel kararlardır. Bu yönetim kararlarının hiçbirine dahil edilemeyen 3 kişinin bizim karşımızda olması gerçekten çok anlamsızdı. Ve onlar da zaten söylediler ki genel müdürlükten geliyor diye. Değerli izleyenler, davanın avukatlarından Avukat Sevgi Evren'le kısa bir röportajımız var. Şimdi onu izliyoruz. Davada biliyorsunuz 4 tane sanık var. Turgut Kurt, Özkan Polat, Celalettin Çubuk ve Çetin Yıldırım. Bu 4 sanık aslında olayın üzerinin örtülmesi için biraz da TCTT üst yönetiminin öne sürdüğü, ileri sürdüğü, sorumlu olarak gösterdiği, işaret ettiği kişilerden oluşuyor. Ama biz biliyoruz ki ve Salı ve Çarşamba günü yaşanan duruşmada da tüm gerçekler ortaya çıktı ki bu sanıkların çoğunluğu kürek işçisi arkadaş dışında
çoğunluğu kusurlu ve bu kusurları da alenen ortaya çıkmış oldu bu duruşmalar boyunca. Ve bu yargılamaların işaret ettiği bir şey daha oldu ki tüm söylemlerimizde karşılayacak şekilde. Bu sanıklar kusurlu ama sadece bu sanıklar kusurlu değil. Bununla birlikte asıl sorumlular da var ve bu sorumluların da yargılanması için bu davada hem aileler büyük bir direniş gösterdi hem de avukatlar olarak büyük bir mücadele verildi. Genel olarak sanıklar duruşmada çok rahatlardı. Sorulan sorulara çok özgüvenli cevap verdiler. Hatta mahkeme heyetinin, heyet başkanının müdahalesine neden oldular. O kadar rahat ve lakayt cevaplar verdiler ki başkan onları uyarmak zorunda kaldı. Bu bize şunu gösteriyor. Maalesef Türkiye'de özellikle kamu bürokrasisinin karıştığı kazalarda ve ihmallerde ciddi bir cezasızlık yaşandığını görüyoruz. Bu cezasızlığın önlenmediği ve durdurulmadığı süreçte bu kazaların da tekrar edeceğini biliyoruz. Sanıklardan birinin avukatının çok net bir ifadesi vardı. Maalesef dedi biz burada oyalanıyoruz 4 tane sanıkla ama şu an Türkiye'de mevcut menfezlerin %96'sı aynı durumda. Kaza yerindeki kazada katliamda yaşanan menfezin durumu nasılsa bugün %96'sı da aynı durumda. Ve maalesef bunların hiçbirinden ders çıkarılmış değil. Kazadan sonra biliyoruz kaza yerindeki menfez tamir edildi, duvar örüldü, yeni malzeme eklendi, kontrolleri yapıldı. Bu da gerçek sorumluların aslında bu kazayı nasıl önleyebileceklerini bildiğini gösteren bir şeydi bizler için. Evet, şimdi sanıkların beyanlarından özellikle 3 sanığın Turgut Kurt, Özkan Polat ve Çetin Yılmaz'ın beyanatlarında dehşet verici ifadeler vardı. Birçoğu 18 yıllık, 30 yıllık çalışanlar. Hiçbirisinin mesleki eğitimleri yok. Yok. Örneğin müdür olan Turgut Kurt kendisini mühendis olarak ifade etti. Avukatı lise mezunu olduğunu söyledi. Yani burada çalışanlar açısından da yani görevli, yetkili kişilerin meslek eğitimleri yok. Burası bir devlet kurumu ve her gün binlerce insanın kullandığı hatlar bunlar. Aynı zamanda taşımacılıkta da kullanılıyor. Yani mesleki eğitimi olmayan insanlar nasıl buralarda yetkili konumda olabiliyorlar? Yani siz de duruşmada bizzat dinledim. Evet. Evet, dinledim. Yani şimdi uzun zamandır baktığımız zaman aslında ta Pamukova'ya kadar gittiğimizde birçok kişinin can kaybının olduğunu görüyoruz. Ve değişen hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Bu duruşmada sanıkların ifadelerinden de şunu anladık ki aslında devlet demir yollarında olan kazaların, katliamların hiçbiri bir tesadüf değilmiş. Dediğiniz gibi eğitim yani bir kurum içi eğitim yok. İlk yardım eğitimi yok. Kişiler mesleki becerilerini devam ettirebilecekleri eğitimlerden geçmemişler. Aynı zamanda yetkinlikleri yok, öyle söyleyeyim size. Ve işin üzücü tarafı şu ki bunu geliştirmek için de hiçbir şey yapmamışlar. Yani ne Pamukova'dan sonra yapmışlar, ne daha sonra olan kısımlarda, katliamlarda yapmışlar. İşte Pamukova'dan sonra en büyük Çorlu geldi, Çorlu'dan sonra Ankara geldi. Demek ki bu kadar çok eksik var ki şunu görüyoruz biz. Bu olayın içinde, bu olayların daha doğrusu ölümlü katliamların içinde göz göre göre yapılmış bir şey var. Yani bir organizasyon var, öyle söyleyeyim size. Şimdi devlet demir yolları adı üstünde devlet demir yolları diyoruz ve bahsettiğiniz gibi canımızı teslim ediyoruz biz o toplu taşımaları kullanırken işte... Trenler gün içinde bir sürü insan taşıyorlar baktığımız zaman ve bu kurumun içinde olan eğitimlerin yani kendi mesleki eğitimlerinin haricinde ne yazık ki kurum içinde kişileri geliştirebilecek eğitimler de söz konusu olmamış. Eğitimleri bir kenara koyuyorum. Hiçbir şekilde o gün verdikleri beyanda da takdir edersiniz ki siz de fark etmişsinizdir.
kişiler sadece bu kurumun devam etmesi ve kurumun işlevliğini orayı bir ticarethane gibi görüyorlar. Yani can taşıyan bir kurum olarak görmüyorlar da ticarethane gibi görüyorlar. Bu ticarethanenin hiç sekteye uğramadan devam etmesi onların öncelikleri olmuş. Taşıdıkları insan canını önemsememişler. İnsana faydalı olabilecek hiçbir şeyi geliştirmemişler ama insan taşıyorlar. Keşke sadece yük trenlerinin geçtiği bir hat olarak kalsaymış orası, bu kadar gelişmemiş hatların olduğu bir bölge olarak. Hı hı. Mesela şeyin bir ifadesi vardı, köprüler şefi Çetin Yılmaz'ın. Kontrollere gittiklerinde gözle ölçüyorlarmış, evet. Gözle kontrol ediyorlar. Herhangi bir teknik alet, edevat kullanılmıyormuş. Yani burada nasıl bir şey olabilir, güvenlik olabilir ki? Zaten işte yine aynı şeye geliyoruz. Burası bu katliamların yaşanmasına zemin hazırlanmış ve göz göre göre gelmiş. Yani o kadar başıboş bırakılmış ki, biraz önce bahsetmiş olduğumuz eğitim konusundan şimdi oranın, o hatların gözle muayenesine, gözle yapılan muayenede gördükleri, yani araçtan inip bir elle kontrol yapmıyorlar, altını kontrol etmiyorlar, sadece gözle bir kontrol var ve o da işte 3 ayda bir, 6 ayda bir şeklinde oluyor. Nasıl önüne geçebilirler ki? Bugün hava güzel ama yarın orada bir fırtına, kıyamet kopabilir ve orada çalı çırpı toplanabilir o menfezlerin altına, ya da başka bir şey olabilir. Yol bekçilerinin kaldırılması keza en büyük ihmallerden bir tanesi. Ya da gözle yapılan o muayenelerde görüyoruz ki gözle yapıldığı zaman bile belirledikleri o sicilli menfezlerin onarımı için ayırdıkları bütçelerin başka bir menfeze gittiğine şahit oluyoruz. Yani bugün dile getirmem gerekirse, orada sorduklarında sanıklara siz nasıl, bu menfez nasıl onarıldı denildiğinde sicilli menfez tabiri varmış onların. Yani bu hasarlı menfez demek istiyorlar sanıyorum ki. Sicilli menfezlerin arasında bu katliamın yaşandığı menfez yokmuş. Fark etmemişler ya da gözlerine gelmemiş. Bu menfez katliamdan sonra yapıldı. Peki diyorlar, daha önce neden yapılmadı? Çünkü ihaleye çıkıldığında bütçe olmadığı için ihale iptal edildi. Peki şimdi nereden bulundu o bütçe diye sorulduğunda şöyle bir ifade kullandılar. Diğer sicilli menfezler için ayrılan bütçe bu menfezde kullanıldı. Peki diğer menfezler ne olacak? Onlara ayrılan bütçeyle hiçbir şey yapılmıyor. Bunlar da bir sürü eksik. Şimdi kısa bir VTR'miz var. BTS Birnoğlu Şube Başkanı Sadık Kısa'yı izliyoruz. Nedenlerden birisi yol bekçisinin olmaması. Diğer nedenler ise yolun, yolla ilgili yağmurdan dolayı, kaynaklanan sebepten dolayı meteorolojiyle direkt iletişime geçilmemesi. İletişime geçilmemesi, 160-170 yıllık yolda ihmaller zincirinin olmasıdır. Şöyle ki mesela bu menfezlerin tıkalı olması, bu balansların tren geçiş sırasında yağmurdan dolayı balansların boşalması, balans tutucuların olmamasıdır. Havada asıl sorumlular genel emri veren genel müdürlüktür. Yani genel emri veren genel müdürlüktür. Yani burada burası bir kittir, kamu istihdadı kurumudur, devlet kurumudur. Burada çalışan yol bakım onarım müdürü de, yol bakım onarım şefi de, köprü şefi, yol bakım onarım memuru da, hepsi bir emir kurudur. Bunlar hangi emirde çalışılacağı, bunu 105 nolu tamimde belirtmişlerdir. Emirde belirtmişlerdir. Ama belirttikleri halde bunlar, yine söylüyorum, raporlarını tutmuşlar, eksikleri, gedikleri ne olduğunu ortaya koymuşlar. Fakat bununla ilgili, bu raporlarla ilgili, 3-4 defa yazdıkları raporlarla ilgili hiçbir cevap alamamışlardır. Bu katliam kaçınılmaz olmuştur. Evet, şimdi sizin de ifadelerinizde bir yer alıyor. Yani korkunç derece bir şey var, başıboşluk var. Hı hı. Bir
aslında bir devlet kadrolarında çalışanlar da, devlet birimlerinde çalışanlar açısından da tamamen kaderini terk edilmiş bir ulaşımdan bahsediyoruz. Turgut Kurt'un müdür, yol bakım müdürü olan Turgut Kurt'un bir ifadesi vardı. Demir yolu ulaşımının hafızası sayılan yol bekçileri 2001 yılından sonra kaldırıldı. Defalarca personel alımı, demir yolu yol bekçisi personel alımı için yazdığım yazılar hoş karşılanmadı ve kızdılar gibi bir şey kullandı, ifade kullandı. Yani burada bir dönüşüm gerçekleştirirken hani demir yolu ulaşımında bir can güvenliği gözetilmemiş. Örneğin siz tüm bu yaşananlarla birlikte 2003'ten 2018'e kadar yaşanan o adına kaza denilen ama katliama dönüşen o demir yolu yolculuğunda 1492 kişi yaşamını yitirmiş ve bundan sonra da olmayacağı ne kimse bilmiyor. Tabii. Çünkü sanık avukatlarından birinin ifadesi mevcut menfezlerin %96'sı o kazadakinden daha kötü durumda. Yani demir yolu ulaşımını kullanan vatandaşlarımız nasıl bir tehlike bekliyor? Siz ne ifade etmek istersiniz? Güvenli değiller. Yani ben bunu sürekli olarak dile getiriyorum. Herkese söylüyorum. Emin olmadan binmeyin. Şimdi o gün dikkat edecek olursanız verilen ifadelerde şu vardı. Valizlerin koltukların tam üzerine kaldırıldığı ve konulduğu, onların hiçbir kapak önleme olmadığı, trenlerde emniyet kemerinin bulunmadığı, ayakta yolcu fazla yolcu alabildiği. Şimdi tüm bunları gördüğümüz ve duyduğumuz zaman bir de bu hatların %96 menfezlerin %96'sının bu katliamdaki menfezden daha kötü durumda olduğunu gözettiğimizde şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bu trenler hızlandırılmış tren diye geçiyor. Eskiden geçen o 40'la 60'la giden trenler gibi gitmiyorlar. Haliyle yolu yapılmamış bir hat üzerinden 120 ile giden, 110-120 ile giden bir tren hele ki önlemler alınmamışsa, meteorolojiyle alakalı hiçbir bağlantısı yoksa, hiçbir çalışması yoksa, çalışanları da bu kadar eğitimsizse bir sürü kazaya zaten yol açacaktır. O yüzden de ben çevremde herkesi uyarıyorum ve özellikle devlet demir yollarıyla da, yani devlet demir yollarına da katliamın yaşandığı ilk günden beri sesimi çıkartıyorum. Çünkü şöyle, şuna şahit oluyoruz biz. Devlet demir yolları kendisini çok başarılı bir kurummuş gibi lanse ediyor. Çok güzel reklamlar yapıyorlar. PR çalışmaları çok güzel. Keşke o çalışmalara yapmış oldukları yatırımları hatlarına yapsalar. Çünkü insan canı taşıyorlar ve bunun vurgusunu sürekli olarak yapmak zorundayım. Ben evladını kaybetmiş bir anne olarak. Herkese de söylüyorum, güvenli hale gelene kadar binmeyin. Yani çok elzem bir araç değil tren. Evet, şu günlerde çok tartışma konusu olan, sizin de Twitter üzerinden bir mesajınız vardı. Diyarbakır HDP il binası önünde oturan anneleri ziyarete giden ünlülere, özellikle Gülben Ergen'in gidişine dönük bir mesaj paylaştınız. Oğuz Arda ile Gülben Ergen'in çocuğu aynı spor kulübüne gidiyor. Aynı desteği buraya da vermesi gerektiğini, en azından bir telefon açması gerektiğini ifade etmiştiniz. Bunun gibi çok sayıda olaya şahit oluyoruz. Özellikle ünlülerin devletin desteklediği bir yer olduğu zaman hızlı oraya koştuklarını ama böylesi bir katliamda yanınızda yer almadılar. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor, ünlülerin bu seçici oluşlarını? Aslında öncelikle şurada belirtmem gereken bir nokta var ki, bunu hani söz verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili. Benim orada yapmış olduğum, vermiş olduğum tepki sadece Gülben Ergen'e yönelik bir tepki değildi. En başından beri, olayın olduğu ilk günden beri ben bütün sanatçılara, parti ayırt etmeksizin bütün siyasilere sesleniyordum. Evet, oğlumla, oğlu aynı futbol okulundaydı. Bizzat tanışmışlığımız yoktu. Ama o futbol okulu bütün öğretmenleriyle,
cenazesinde yanımızda oldu. Instagram hesabından ve resmi internet sitesinden duyurular paylaştı ve açıldığı, sezonun açıldığı ilk günde küçük bir anma töreni yaptılar. Şimdi bunlardan hiç haberi olmayabilir Gülben Hanım'ın. Ama hiç mi Fox TV ya da diğer haber kanallarını izlemedi? Hiç mi bazı gazeteleri okumadı? Ya da hiç mi adalet çığlığımıza ses veren diğer sanatçıları görmedi, duymadı? Olay sadece Gülben Ergen değil. Bu olayın içinde tüm duyarlı sanatçılar, tüm sanatçılar. Çünkü sanatçıların bir hayran kitlesi vardır. Siyasi partilerin destekleyen insanlar, kişiler vardır. Bu olay tamamen siyasetten uzak, partiden uzak, magazinden uzak. Tamamen bu ülkede yarın sizin de bir sevdiğinizin binebileceği ya da sizin de içinde bulunabileceğiniz bir ulaşım aracının, özellikle devlete bağlı bir ulaşım aracının yapmış olduğu ihmallerden kaynaklanan bir katliam. O yüzden de bugün bana değdi ama yarın size değebilir, sevdikleriniz o trenin içinde olabilir ya da olabilirdi. Benim özellikle vurgulamak istediğim, acılar yarıştırılmaz, anneler hiç yarıştırılmaz. Bütün anneler, bütün acılar aynıdır. O kadar çok evladını ihmalden kaybeden anne baba var ki bu ülkede, trafik terörüyle sınanan, hala ceza almamış, çocuğunu alkollü olarak öldürmüş ama hala o kişi dışarıda gezen aileler var. Evladının katilinin dışarıda gezdiğine şahit olan aileler var. Biz bu ailelerle hep birlikteyiz, hep el eleyiz. Hiç kimse çocuğundan ayrı düşmesin. Dile getirmek istediğim konu ilk zamandan beri buydu. Biz Çorlu aileleri olarak meclise gittik. Mecliste bizim gözümüzün önünde araştırma önergesi reddedildi. Ve açıklama olarak şöyle bir açıklama yaptılar. Çorlu zaten şu anda araştırılma sürecinde. Neyi araştıralım ki dediler. Ama bugün biz görüyoruz ki bu davadan sonra keşif yeniden yapılacak. Olay yeri yeniden incelenecek. Bilir kişiler yeniden seçilecek. Demek ki araştırılmamış bir sürü şey vardı. Bu bir yıl içinde meclis bu araştırma önergesini reddetmeseydi meclis tarafından da yapılan bir araştırma söz konusu olabilecekti ve belki biz daha çok yol kat edecektik. Araştırma önergesi reddedilsin diyenler de bu katliamın asıl sanıklarını gizlemeye çalışanlarla aynı kişilerdir. Evet, söz konusu bilir kişiler de TCDD ile iş ilişkileri de açığa çıkmış, ticari iş ilişkileri de açığa çıkmıştı. O yüzden yanlı bir keşif olduğunu buradan ifade etmek gerekiyor. Son soru, programımızın sonuna geldik. Oğuz Arda'nın için bir dernek kurdunuz. Evet. Çok başarılı, güzel çalışmaları var. Kısaca derneğin faaliyetlerinden bahsederek programımızı tamamlayalım. Aynı zamanda duruşma çağrısını buradan yapmış olalım. Tamam. Derneğimizin adı Oğuz Arda Sel Çocuk Derneği. İsminden de geçtiği gibi tamamen çocukları kapsayan bir dernek. Oğuz Arda çok güzel, çok donanımlı bir çocuktu. Hayalleri yarım kaldı ve istedik ki Oğuz Arda'nın ismi ihtiyaç sahibi olan bütün çocuklara dokunabilsin. Okul ihtiyaçlarından tutun da spor ihtiyaçlarına, giyim ihtiyaçlarından tutun da desteklenmesi gereken her durumda biz çocukların ve ailelerin yanındayız. Bugüne kadar geçen sene şöyle söyleyeyim 12 Ocak 2019'da kuruldu derneğimiz. Bu süre zarfı içinde 1000'in üzerinde çocuğa dokunabildik ve onların yanında olduk. Hatta bugün bile buradan çıktıktan sonra onlardan bir tanesinin yanına gideceğim. Oğuz Arda'yı ismini iyiliklerle ve çocuklarla yaşatmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür Son ederim. Son söz olarak ne söylemek istersiniz? Adalet, adalet, adalet diyorum. Çünkü Çorlu tren katliamında en üst kişiden, yani genel müdürden, en alt kişiye kadar sorumlu olan herkesin, hakimlerin objektifliği, bilir kişilerin objektifliği ve vicdanlarıyla bu katliama aydınlık getirmesini ve başka canların yanmamasını istiyorum. Herkesin de bu katliama sahip çıkmasını istiyorum.
Çok teşekkürler, çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Oğuz Arda Sel'in annesi, Hakan Sel'in eşi Mısra Öz'le birlikteydik. Çorlu tren katliamı aileleri adalet raylarının altında kalmasın diye hukuk mücadelesi veriyorlar. Aynı zamanda demiryolu taşımacılığını, demiryolu ulaşımını kullanan herkesin sağlıklı bir ulaşım sağlaması için de mücadele ediyorlar. O nedenle bizler de karşı mahalle olarak davanın takipçisiyiz, takipçisi olmaya devam edeceğiz ve 10 Aralık tarihinde Çorlu'da görülecek olan duruşmada olacağız. Herkesi de bu duruşmaya sahiplenmeye, destek vermeye, takipçisi olmaya çağırıyoruz. Her hafta karşı mahalle, karşı gündemle karşınızda olacak. Teşekkürler. Thank you.